Ama o sene büyük bir travmaydı bizim için. Büyük bir üzüntü, yani bir kahroluş. Belki o seneyi şampiyon olarak bitirebilirdik. Ama kısmet olmadı. Yani Özkan Hoca o kadar çok çalışıyordu ki hep bana aferin Hasan diyordu. Aferin oğlum, aferin Hasan falan. Artık o soyadım artık Hasan Sümer kalmıştı arkadaşlar tarafından. Gaziantep Spor'da oynarken, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 öndeyken 4-3 kaybettiğimiz bir maç vardı. Benim için en büyük, atlatamadığım zor maçlardan bir tanesi de oydu. 3-0 öndeyken 4-3 kaybetmek bir mucizeydi. İçeri biz girerken taraftarın bize alkışlarıyla gittik biz. Fenerbahçe taraftarı ve hepsi bize alkıyor. 50 bin taraftar var ki şampiyonluk maçı. Ama dönüşte o Fenerbahçe taraftarı bu maçı almak için inanılmaz bir desteğe başlıyor. Tabii bir travmalardan bir tanesi de oydu. İkisi de Fenerbahçe'ye karşı ne yazık ki. Anadolu'da yetişmiş, Siirt'te doğmuş. 10 kardeşli bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ve Siirt'te babamızın çalıştırdığı bir restoranda büyüyen, işte garsonluk yapan, ailecek çalışan bir ailenin üyesiyim. Tabii 10 kardeşin içinde futbol oynayan abilerim vardı. Biz 6 erkeğiz. En büyüğünden tutun en küçüğüne kadar hepimiz amatör de olsa oynayan abilerim vardı. Tabii futbol sevgisi oradan başlıyor. Siirt'te sosyal aktivite olarak çok fazla bir şeyimiz yoktu. Ama bizi futbola yönlendirecek bir Siirt Köy Hizmetleri efsanesi vardı o zaman. Siirt Köy Hizmetleri gerçekten Siirt'imizin gururu bir takımıydı. Abilerim orada futbola oynamaya başladı. Profesyonel takıma kadar çıktılar. Cemal abim vardı, Mustafa abim vardı ve Recep abim vardı. Sonra en küçükleri ben. Diğer iki büyük abim amatör oynamıştı. Hayalimiz futbol oynamaktı. Tabii sokak futbolu bunda çok etkiliydi. Özellikle mahalle maçlarımız çok revaçtaydı. Her cumartesi ve pazar günleri mahalleden mahalleye koşturup topun peşinde hünerlerimizi, yeteneklerimizi sergilemeye çalışıyorduk. Keyif alıyorduk. Tabii sosyal aktivite az olduğundan dolayı futbol bizim için bir psikolojik olarak rahatlama, bir nefes alma anlamına geliyordu. Ve nitekim sokakta başlayan futbol hayatım, bazı futbol gözü iyi olan işte yetenek avcıların gözüne girmeye, çünkü küçük bir yerdi Siirt. Orada herkes oynadığınız maçları gelip izleme şansı bulabiliyordu. Çok kalabalık bir mahalle maçları, bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorduk. Ve nitekim sokak futbolu, okul takımı, arkasından Siirt Köy Hizmetleri'nin altyapısına, orada amatör takımına başlayan bir futbol hayatı ve 16 yaşında A takıma çıkmak. Siirt Köy Hizmetleri o zaman şimdiki 1. ligin statüsünde oynayan bir takımdı. Cevdet Soyluoğlu diye bir teknik adamımız vardı, asker kökenliydi. Beni kampa götürmüştü, amatör takımdaki başarımı görmüştü, okul takımdaki başarılarımı takip ediyorlardı. 3 tane ağabeyim de zaten o takımın bir oyuncusuydu. Ben de onlara katılarak 4. kardeş olarak Siirt Köy Hizmetleri'nin takımına girdik ve 16 yaşında oynamaya başladım. Hatta ilk maçımda gol de atmıştım. Ondan sonra A takımın kadrosunda kendime yer bulmaya başladım. 4 kardeş ilk 11'de oynadığımız maç var. Çok enteresan. Gerçekten belki de dünyada bir rekordur. 4'ümüz birden ilk 11'de oynadığımız maçlar da var. Ankara Gücü'yle anlaştık ilk önce. Sonra Gençler Birliği'nden rahmetli İlhan Cavcı bizi arabasına bindirip işte bizim kolej takımına gelin, işte burası daha güzel bir takım falan. Yani her takımdan transfer teklifi almaya başlamıştık. Ankara Gücü'yle bir anlaşma yaptık fakat yaşım tutmadığından dolayı bu sefer Gaziantep Spor takımı da bizim memlekete, Siirt'e gelip babamı ikna ederek benim Gaziantep Spor'a gitmem için çok baskı yapmışlardı. O zaman aynı takımda oynadığım Mustafa abim vardı. Onunla beraber Siirt'te aynı takımda oynuyorduk. Eğer onu da alırsanız beraber babam gönderebileceğini söyledi. Nitekim biz de Ankara Gücü'ne attığımız imza da geçersiz olduğundan dolayı 92 yılında ikimiz beraber Gaziantep Spor'a transfer olduk. İlk profesyonel geçiş hikayem bu. Sabahın 5'inde 6'sında kalkıp dağda koştuğumu hatırlıyorum. Hayallerimin peşinden koşmaya çok çalıştım. O zamanlar işte Fan Basten Dünya Kupalarını izliyorduk. Maradona'ların olduğu dönemler. Oradaki yapılan hareketleri, atılan golleri hep taklit etmeye çalışıyorum. Özellikle Van Basten hayranıydım ben. Hem hava toplarındaki etkinliği hem de vuruşları, kalitesi, röveşataları idolümdü benim. Bunları gerçekleştirmek için çok çalıştım tabii ki. Bunları da sahaya yansıtabilmem için de. Bu şekilde Gaziantep'te 3 sene, 18 yaşında başlayan bir profesyonellik, 21 yaşına kadar attım 14-15 golle beraber iyi bir hava yakalamıştım. O zaman büyük takımların da transfer listesine girmiştim. 95'te abim Mustafa Özer Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ben de Trabzonspor'a transfer oldum. Benim için hayat hikayelerimin en önemli konulardan bir tanesi de şampiyonluk. İşte Trabzonspor'da kaçırdığımız bir şampiyonluk var.
95-96 sezonu. Biz 0 öndeyken 2-1 kaybettiğimiz maçta ben de kadrodaydım. İlk 11'de oynamadım o sene. Çünkü Hami Şota gibi çok değerli iki tane santrafor vardı Trabzonspor'da. Onları kesmek, onların yerine forma giymek gerçekten biraz zordu. Ama sonradan oyuna girip skor olarak zaman zaman katkı yaptığım oldu. Ama o sene büyük bir travmaydı bizim için. Büyük bir üzüntü, yani bir kahroluş. Ondan önce tabii Van maçı vardı biliyorsunuz. Van Spor o zaman ligdeydi. Orada kaçırdığımız goller, kalecinin kurtardığı, direkten dönen toplar, 25-30'a yakın net gol pozisyonu, gol olmaması ve 1-0 yenilmeniz. Arkasından içeride yine Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz. 1-0 öndeyken ikinci devrenin inanılmaz havanın değiştiği, işte şampiyonun yavaş yavaş elinizden kaydığını görmek gerçekten kahredici bir durumdu ama maçtan sonraki yaşanan hem taraftardaki hem futbolcular arasındaki travma gerçekten anlatılmaz. Yani onu anlatmak mümkün değil. Belki o seneyi şampiyon olarak bitirebilirdik. Ama kısmet olmadı. Taraftar inanılmaz üzüldü. Biz tesislere gidene kadar gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Kendi taraftarımız tarafından çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama futbolda ne yazık ki bu tür işte sonuçlara gebe bir oyun. Tabii Özkan Hoca, rahmetli Özkan Hoca ile çok güzel anılarımız var. Gerçekten beni çok severdi. Çünkü benim çalıştığımı, istediğimi hep görüyordu. Zaman zaman da beni ilk 11'de oynattığı maçlar da var. Yani Özkan Hoca o kadar çok çalışıyordu ki hep bana aferin Hasan diyordu. Aferin oğlum, aferin Hasan falan. Artık o soyadım artık Hasan Sümer kalmıştı arkadaşlar tarafından. 5-2 diye bir oyun var biliyorsunuz. Kendi aranızda 5 kişi var, ortada 2 kişi var. Onları top kaptırmadan top çeviriyorsunuz. İki tane oyuncu da onu topu kapmaya çalışır. Tabii bizim toplar hep dışarı giderdi. En sonunda Özkan Hoca oyunu durdurdu. O da zaman zaman bizimle beraber girip oynadığını hatırlıyorum. Yandaki gruba durdurup siz oynayamıyorsunuz dedi. Alın bu topu, ben terbiye ettim, bununla oynayayım, bu daha dışarı çıkmaz demişti. Öyle güzel bir hikayesi. Özkan Hoca'nın inanılmaz hikayeleri var. Daha sonra biliyorsunuz 2000 yılında 2001 sezonunda yine Gaziantepspor'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı 3-0 öndeyken 4-3 kaybettiğimiz bir maç vardı. Benim için en büyük atlatamadığım zor maçlardan bir tanesi de oydu. 3-0 öndeyken 4-3 kaybetmek bir mucizeydi yani. Çünkü o maçı da kazansak lider olup belki son 5 maç kala Gaziantepspor'u Süper Lig'de şampiyon yapabilirdik. Nitekim 2010 senesinde biliyorsunuz Bursaspor şampiyon olarak 3 büyüklerin 5. büyük olarak tarihe geçti. Sonra arkasından Başakşehir bunu başardı. Biz ama 2000-2001 yılında o kadroyla başarabilirdik. O takım muhteşem bir takımdı. Gaziantepspor'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuydu. İşte Fatih Tekkeler, Hasan Yiğit, Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar, Batista, Mehmet Polat, Mert Korkmaz, yani inanılmaz bir kadroydu. O maçta da 3-0 öne geçmek ilk devre itibarıyla oynadığımız oyun gerçekten mükemmeldi. Yani ilk devre itibarıyla kendimizi inanılmaz iyi motive etmiş, maça iyi başlamış, 3-0'da öne geçmiş bir takım. İkinci yarı ne oldu? Yani tabii biz de şok halindeydik çünkü taraftar bizi alkışlıyor biz içeri girdiğimiz zaman. Üçüncü golü de ben atmıştım, 45 artıda atmıştım golü. Ve içeri biz girerken taraftarın bize alkışlarıyla gittik biz. Fenerbahçe taraftarı ve hepsi bizi alkıyor. 50 bin taraftar var ki şampiyonluk maçı. Ama dönüşte o Fenerbahçe taraftarı kendi takımını çağırıyor. İşte bu maçı almak için inanılmaz bir desteğe başlıyor. 64. dakikaya kadar herhangi bir pozisyonda vermiyoruz. Evet, baskı var. Hakem baskısı var, taraftar baskısı var, Fenerbahçe'nin baskısı var ama pozisyon vermiyoruz. Ama 64. dakikada yaptığımız bir hata. Ondan sonra bu taraftarın inanılmaz baskısının daha da şiddetlenmesi. Arkasından ikinci golü yediğimiz zaman Erhan Albayrak'ın topu ayağının altından kaçırması, Rapa için araya girip golü yapması, 3-2'den sonra artık şiddetli bir yağmurun başladığı ve artık bunun sele dönüştüğü bir havaya döndü iş. Tabii zaman zaman da pozisyonlarımız var, işte skoru arttırmak veya korumak gibi pozisyonları da yaşadık ama bir türlü başaramadık. İşte Uçen'in attığı 3. golden sonra zaten artık anladık ki bu maç elimizden kayıp gidecek gibi görünüyordu. Çünkü inanılmaz bir baskı vardı. Tabii bir travmalardan bir tanesi de oydu, ikisi de Fenerbahçe'ye karşı ne yazık ki. Ama yine de güzel yıllardı ki Gaziantepspor'un o sene oralara kadar çıkıp mücadele etmesi bile büyük bir başarıydı. Ama şampiyon olsaydı bir mucizeyi gerçekleştirecekti ama nasip olmadı. Yani düşünün, biz futbol oynamaya giderken bile azar işittiğimiz, hatta dayak yediğimiz zamanlar oldu babamızdan. Ama şimdi anne babalar çocuklarını ellerinde tutup futbol oynasın diye zorluyorlar. Bizde öyle bir zorlama yoktu. Biz futbolu oynamak için kaçıyorduk. Gizli saklı oynuyorduk futbolu. Çünkü
babalarımız yani futboldan bir iş olmaz, gelin işte iş yerinde çalışın, işte bir işin bir tarafından tutun, yani en azından bir iş sahibi olun diye endişelendi. Futboldan para kazanılabileceğini, futboldan büyük başarılar edebileceğini çok tahmin edemiyordu bizim anne babalarımız. Ama bu iş profesyonel döndükten sonra o zaman anlamaya başladılar. O zaman bizim zamanımızda dediğim gibi futbol sokakta çok oynanıyordu. Herkesin özgürce oynayabildiği, kendini doğal olarak yetiştirebildiği bir ortam vardı. En büyük fark o. Yani şu an her taraf bina dolu, inşaat dolu, beton dolu ve oynayacak güvenli alanlarınız yok. O zaman çok fazla da güvensiz bir ortam yoktu. İnsanlar çok rahat bir şekilde sabahtan akşama kadar futbol oynayıp telefon da yoktu, iletişim de yoktu. Nasıl olsa oğlum eve gelir diye düşünen bir ailemiz vardı mecburiyetten. Çok da endişe etmiyorlardı çünkü biliyorlardı ki çok fazla güvenlik sorunu olmayan bir bölgede ve şehir, ülkede yaşıyoruz. Ama tabii güvenlik sorunları arttıktan sonra da insanlar çocuklarını dışarıda oynamaya çok fazla izin vermiyor. Ki öyle imkanları da yok şu an. Öyle alanları da yok. Futbol okulları, suni çimde, halı sahalarda futbol oynamak oyuncuların gelişim açısından doğru yerler değil. Kulüplerinde belli bir sayıda oyuncu alma şansı var. Herkes alma şansları yok. Tabii günümüzün dijital ortamı, internet, bilgisayarın işte ortaya çıkması çocuklar bu sefer futboldan daha çok bu yöne kaydırdı. Çünkü ağır bir iş futbol. Devamlı koşuyorsunuz, terliyorsunuz, sakatlanıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bunun için de güce ihtiyacınız var, kondisyona ihtiyacınız var, çalışmaya ihtiyacınız var. Tabii günümüzün insanları kolay yoldan nasıl zengin olurum onun hesabını yapıyorlar. Çok fazla alın teri dökmeden işte dijital ortamda daha çabuk zenginleşebiliyorlar. O yüzden futbolcu olmak için çok emek sarf etmek lazım, çok çalışmak lazım. Ama günümüzün insanları, gençleri ne yazık buna müsait değil gibi görünüyor. Dediğiniz gibi sizin de o zaman çok önemli forvetler vardı benim oynadığım dönemlerde. Hemen hemen her takımda bir iki tane çok kaliteli santraforlar vardı. Tabii onların arasından milli takıma gitmek gerçekten zordu. Çünkü hep çoğu üç büyüklerden seçilen oyuncular tercih edilirdi. Hatta hatırlıyorum Altay'da 98-2000 yıllarında oynarken 22 tane gol atmama rağmen milli takıma gidememiştim. En son milli takıma gittiğim sezon 2000 senesiydi. 19 gol atmıştım o sene Gaziantep Spor'da. İşte şampiyonluğu kaçırdığımız sene. Şenol Hoca vardı o zaman milli takımda. O da zorla beni milli takıma çağırmıştı. Çünkü kadroda çok yetenekli santraforlar vardı. Tabii Süper Lig'de 100 gol atmak. Bunlar güzel şeyler. İşte yüzler kulübüne girmek güzel şeyler. Gerçi benim federasyonda bir golümü Mustafa Şahin Türkiye yazmışlar. O yüzden biraz üzgünüm. 99'da kaldım. Ama ben kendi attığımı bildiğim için yüzler kulübüne kendimi koyuyorum. Ama resmi olarak değilim. Çünkü Trabzonspor'da genç bir yaşta ayrılmak gerçekten zoruma gitmişti. Yani hem de çok iyi başlamıştım sezona kampa. Çok da formda hissediyordum kendimi. O yüzden içerlenmiştim. Nasıl beni gönderirler diye. Altay'a gittim. Ondan sonra Altay'da Trabzonspor'a karşı işte Gordon Minden'in olduğu, Kevin Campbell'ın olduğu takıma karşı deplasmanda Trabzon'da oynuyoruz. 3-0 yendik. Ben 2 tane gol attım. Eski takımlarımıza karşı hani böyle haksız yere ayrıldığınız zaman, üzüldüğünüz zaman ekstra motive oluyorsunuz. Bunları futbol hayatımda hep yaşadım ben. İşte bir sene sonra aynı Trabzonspor bu sefer İzmir'e geldi. Altay Trabzonspor maçı İzmir'de oynanıyor. Yine 3-1 yendik bu sefer. Yine 2 tane gol attım. Yani Trabzonspor'a 6 gol atarak 2 maçı da kazandık. Ben 4 tane gol attım 2 maçta Trabzonspor'a karşı. Mehmet Ali Yılmaz başkanımız, o zaman bizim Nafiz Zorlu başkanımız vardı, Altay'ın başkanı. Ya bu çocuğu nereden aldınız dedi. Başkanım geçen sene sizden aldık ya dedi. Bize işte Mehmet Ali Yılmaz diyor ki bizim başkana, başkanım bu çocuğu nereden aldın, bana satar mısın diye bir teklif. Başkanım geçen sene sizden aldık ya dedi ya işte. Yani böyle bir anı var. Gerçekten güzel bir anı Mehmet Ali Yılmaz'a. Allah uzun ömürler versin. Nafiz başkanımıza da çok değerli başkanlar. Tabii futbol hayatımızda böyle şeyler oluyor. Komik olaylar. Futbol hayatımızda olduğu gibi teknik direktörlük hayatımız hep böyle çalışarak, mücadele ederek de geçiyor yani. Çünkü hani tabiri caizse tırnaklarını kazıya kazıya bir yerlere gelmek istiyoruz. Tabii bizim yeteneğimiz varsa zaten bir şeyler elde etmek istiyoruz. Ki futboldan başka bir işimiz olduğunu düşünmüyorum. Futbol oynarken evet yetenekliydim ama antrenörlükte de yetenekli olduğumu düşünüyorum. Çünkü çalışıyorum. Müzik